Efendim merhaba, kariyer rehberine hoş geldiniz. Hepinizin çok yakından tanıdığı bir konuğum var. Satıyorum, sattım dediği için de yakından tanıyorsunuz. Sayın Rafi Portakal, diyorum ki hemen size dönüyorum. Çok az zamanda çok iş başarmak zorundayım sizinle. Kısa zamanda çok soru, çok cevap. Siz antikacı, galerici, sanat danışmanı ama bunların hiçbirisinde tek başına sevmediğinizi de biliyorum. Sizinle ilgili dersimi çalıştım. Estağfurullah. Siz ne iş yapıyorsunuz? Kendi ağzınızdan söyler misiniz? Vallahi bunların tümü var ama üzerine de ben gençliğimde bu işe başladığım zaman babamın devamı olarak, dedemin devamı olarak antikacı kimliğimiz ve müzayedeci kimliğimiz vardı. Ama onlar zamanında galericilik işini yapmışlardı. Biz galericiliği zannediyorum ki babamla beraber bir başka yere getirebildik, konumlandırabildik. Adı ne bugün onun? O yine yani o günün adıyla dükkandı. Dükkancı demişsiniz. Dükkandı. Çok hoşuma gitti. Evet, onun için evet, soruyorum. Dükkancı. Tas tamam öyle. Tas tamam öyle. Ama tabii yani bugün sizi anlayabilmek ve bütün bu yıllar içerisinde yaptıklarınızı onun içerisine sığdırmak belki genç nesiller için biraz zor olacak. Anlamak onun için değil bunları mi? Takip etmek. Evet. Kolay bir şey değil. İzlerlerse evet yani duyabilirler söyleyeceklerimizi ve onları ilgilendiriyorsa da onu da bilmiyorum ama daha sonra danışmanlık müessesesini Türkiye'ye oturtmaya çalıştım. Daha sonra ekspertiz meselesini oturtmaya çalıştık. Arkadan arkadaşlarımız da geldi. Başka uzman kişiler de oluştu. Piyasaya girdi. Evet. Memnun musunuz bugün geldiği durumdan? Yani gecikmiş bir şey gösterdik, bir gidiş gelişme gösterdik herhalde. Ama eninde sonunda bir yere geleceğiz. Bunun için halen çok çalışmamız lazım ama Türkiye evet. Müthiş bir dinamik bir pazar. Her konuda olduğu gibi yani sanat konusunda da müthiş bir dinamizm var. Dinamizm olduğu yerde eğer şeyler iyi oluşmazsa, şartlar oluşmazsa hatalar da çok çabuk yapılabilir. Değil mi? Evet, onun için oradan biraz geri durmak lazım. Hataya bu toplumum çok kaldırabilecek zamanı yok. Evet, çünkü hızla yol almamız lazım ama geri durmak derken ben geriye dönüp hemen bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Siz işe ABC'sinde toz almakla başlamışsınız. Doğru. Şimdi bunu anlatmamız lazım diye düşünüyorum. Yani pek çok genç arkadaş karşılaşıyorum bazı noktalarda. Bazı işleri yapmakta hiç gönüllü değil ya da hiç talip değiller. Neydi toz almak Allah aşkınıza anlatır mısınız? Toz almak gerçekten de yaz tatillerinde babam her yıl bir ay minimum dükkana gelmeyi koşul kordu benim yazın eğlenebilmem için. Bu koşullar arasında dükkana giderken ne yapacaksın? Çay söyleyeceksin. O zaman çay dışarıdan gelirdi. Sırasında çay hemen gelmese ben koşarak gidip bir kez daha söylerdim çaycıya. Elbette ki dükkanın tozlu toprağı vardı. Antikanın tozu vardır. Ve ama benim ilgimi çeken o objeler çok pahalı şeyler evet, yani herhalde. Ayrılmaz bir bütündür. Babam onları nasıl kaldırılacağını, nasıl tutulacağını ve nasıl toz alınacağını, onlara zarar gelmeden nasıl davranılacağını öğretti. Ben de bu bilgilerimi, bu deneyimlerimi, bu yolu benimle birlikte çalışan bugün ofis boylara öğretmeye çalıştım. Yalnız onlara değil ama sırası gelince belli bir üslupta ev hanımlarına da gümüşün nasıl ovulacağını, gümüşün nasıl temizleneceğini varıncaya kadar. Bu bir deneyim. Bu deneyimi kısa bir aspirin gibi sunmak da o da bizim işimiz olsa gerek. Kaç kişi çalışıyor sizinle? Yani benim bir dergim var evet. Şu sıra. Şu sıra değil uzun bir sıradır. 15 yıl gibi yani, bir sıradır. Öyle hiç azımsanacak bir zaman değil mi? Doğrusunu isterseniz çok fazla dayandım dergiyi sürdürmek için. Şimdi bir eşikliyim. Bende de öyle bir şey var, bir kırılma noktası var. Bu kırılma gönlümün de kırıktığı biraz. Ama 30 kişi yakın çalışıyoruz yani. 30 kişi. Evet. Yani dergi, muhasebe, ofis boylar, danışman dostlar, sanat yönetmenlerimiz vesaire. Peki siz dededen size intikal eden bir aslında mesleği icra ediyorsunuz. Evet. Siz de anladığım kadarıyla bunu kızınıza devrediyor olacaksınız. Yani talip o. Talip ben galiba. Ben seve seve veriyorum. Tamam peki. Şimdi hani armut dibine düşer o da çok güzel düşmüş anlaşılan.
Ama yani eğer kabul etmeseydi ve yapmak istemiyorum deseydi, B planınız var mıydı? Çok güzel bir sual. Doğrusu ben kabul edecek diye bir kere yola çıkmadım. Ve kabul etmesi için tam bayrağı eline alıp yürütünce ben anlayacağım. Benim sağlığımda bu olursa. Yani sınavdan geçmek de kolay değil galiba. Sınav değil ama yani hayatın gerçeği yok. Dolayısıyla başka türlü sanki olamazdı gibime geliyor. Yani eğer kızım olmasaydı, çocuğum olmasaydı birisini yetiştirmeyi çok isterdim doğrusunu isterseniz. Usta çırak ilişkisi aynen devam öyle. Ediyor değil mi sizde tabii, hala? Evet. Bu işin okulu yok mudur? Bu işin okulları var ve kızım da okullardan birine gitti Paris'te ve sık sık kurslara da gidiyor. Türkiye'de yok mu? Halen. Yani o düzeyde yok doğrusunu isterseniz. Yani... O düzeyde yok. Ben zamanında bütün o düzeyde olmayan bir şey yaptım. Kendi birikimlerimi, kendi bilgilerimi 11 yıl süreyle seminerler verip, sürekli ve devamlı seminerler verip aktardınız. Aktardım sanatsever ona dostlara. Ona da küsmediniz herhalde değil mi? Onu da yapmaya... Hayır, hiç küsmedim. Çünkü niye? Dergi hafif sizi böyle birazcık yormuş galiba. Dergi yordu ekonomik peki. Koşullardan ama diğerini de devam etmedik. Devam etmememe sebeplerinden başlayacağız. Sakıp Bey'in koleksiyonunu Amerika'ya gittirme işi çıktı. Hmm. O yüzden benim yurt dışına gitmem lazım gerekiyordu. 11 yıl da az bir iş değil. 1000 küsur öğrenci geldi. Seminer öğrencisi geldi. Belki yeniden başlarsınız. Olmaz diye bir şey değil. Öğretmekten çok sevk alıyorum maalesef. Kızım sık sık diyor ki baba ya diyor, arkadaşlarımı getirmek istemiyorum. Hep nasihat veriyorsun diyor. Eyvah. Peki bir şey soracağım. Siz İstanbul Üniversitesi psikoloji okumuşsunuz. Evet. Bu yani belki o gün çok bilinçli olmayabilir ama bugün çok bilinçli bir seçimmiş gibi geldi. Ben yani şeyi size, evlendiriyorsunuz biz. Evet çok evlendiriyorum doğrusunu, çünkü. Doğrusunu isterseniz ben 8. 9. sınıftan itibaren psikolojiyi çok sevdalandım. Karşımdakinin davranışlarını ve kendimi tanımak adına işte ayağını değiştirirse nasıl düşünür, başını kaşırken ne yapar gibi evet. Kendimce yalan yanlış şeylere varmıştım. Desizyonlara varmıştım ama daha sonra birinci yazdım psikolojiye seçim olarak. Dolayısıyla üçüncü girdim üniversiteye de. Ama hiç ve anladım ki bu iş profesyonel olarak işinde kullanmak doğru değil ve kullanmıyorsunuz. Çünkü hayatın akışı öyle bir şey ki sizi bambaşka bir yere götürüyor. Elbette ki bazı deneyimler okuduklarınızla ilgili kullanabilirsiniz işinizde. Sanki çok kullanırmışsınız gibi geliyor. Yani siz... Yani doğuştan bende bir şey var. Bir karşımdakini gözlemleme isteği var diyeyim. Buna ne kadar muvaffak oluyorum ve ne kadar doğru gözlemleyip ne kadar doğru teşhislere varıyorum o ayrı. Ha, şuraya gelmek istediğim için aslında soruyorum. Müzayede bir performans yani sahnede bir performans aslında sergiliyorsunuz doğru. Siz. Ve bilmiyorum sizden öğrenmek istediğim için söylüyorum. Bir sahne gösterisi yapıyorsunuz. Sonra bir satış pazarlama çok ciddi şekilde aslına bakarsanız. Bir de dikkat yönetimi diye düşündüm ben kendi vallahi kendime ama. Siz bunları bu başlıklara koyunca ben itiraz edemem. Buna ilave başlıklar da söyleyebiliriz. Söyleyin ama gerçek, lütfen. Gerçekten de bir kere sahneye hakim olmalısınız. Yani bütün çevreye hakim olmalısınız. Kimin ne düşündüğünü söylemek için. Ama müzayede sadece o birkaç saatte sınırlı bir yer değil. Onun arkası, mutfak o iceberg'in çalışması. Gerçekten çok ufak bir kısmı. Onun gerçekten altyapısı çok müthiş. Birikimlerinizle o eserlerin oraya gelmesini sağlayacaksınız. İyi ekspertizlerden geçecek. Sıralamayı doğru dürüst yapacaksınız. Kataloglara geçireceksiniz. Onları iyi tanıtacaksınız. Artık o son nokta müzayede. Onda da şov yapacaksınız galiba. Yani bunun adına şov diyebilirsiniz ama hakim ama olacaksınız. Ama öyle yani. Biraz müzayedenin şöyle bir şeyi var. Ben inanıyorum ki ben sevdiğim ve bildiğim şeyleri satıyorum. Bilmediğim şeyleri ben satarsam pek başarılı olacağımı zannetmiyorum. Çünkü ben onlarla identifi oluyorum. Onlar hakkında herhangi bir sual gelse o müzayede salonundan ki bazen müşteriniz size hiç aklınızdan geçmeyen bir şeyi soruyor mu? Sorabilir. Hı. Elbette sorabilir. O çok hoş bir şey. Sizin o donanımınız, birikiminiz ona
ve olaya belki de, hemen hakim evet, olmanız icap ediyor. Hakim değil sadece, hem hakim olmalısınız. Hem de yönetmek durumundasınız. Hem de ona cevap vermelisiniz. Ve bu biraz birikime, biraz da performansa bağlı dediğiniz gibi. Şimdi sizin bu tabii sizinle tanıdığımız ya da sizinle böyle özdeşleşen satıyorum sattım ve sanki bir tek iş oradaymış gibi duran ama sizin hemen şimdi söylediğiniz çok uzun bir mutfak çalışması var evet. dediğiniz. Bir müzayede ne kadar zamanda hazırlanır? 3 ayda biz daha evvel beceremiyoruz. Yani 3-4 aylık bir şeyimiz var. Geriye dönük çalışması var minimum. Kaç meslek grubu var? Hiç saydınız mı? Yani burada eminim özel ulaştırması var. Evet. Yani nedir? Baskı var. Tek tek saymadım doğrusunu. Işık düzeninden tutun ses düzenine. Gösterileri yapmaya, fotoğraf çekmeye, baskıya, taşıma için özel tedbirler almaya, sigortaya. Yani aslında efendim, çok ciddi bir sürü meslek var burada. Onları güzel bir şekilde display etmeye. Dolayısıyla birçok şey var. Birçok şeyi yan yana getirip yani bir yerde hayat da bir tiyatrodur esasında. O da tiyatronun doğru. bir parçası gibi. Aynen. Peki müzayedeleri neden kadınlar yönetmez genellikle? Çok az da olsa dünyada var. Yani çok az değil var. Niye? İngiltere'de yani var. Biz beceremez miyiz? Kadınlar asla bir şey... en iyisini yaparsınız. Niye olur? Her şeyi en iyi yaparsınız. Buna hiçbir itirazım yok. Çok güzel. Evet. Ama yani neden azdırlar? Neden siz de aslında? Pek sevmez misiniz kadınlar? Yani objeden dikkat, yani oraya gelmek istediğim için. Buyurun. Kadın dikkati farklı noktalara dağıtmasın ya da objeye ya da sanat eserine. Hayır. Doğru mudur bu okuduğum yani ben, şey? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela İngiltere'de ben çok rastladım hanım müzayedecilere. Onların arasında çok başarılı olanını görmedim. Yani o bir müthiş bir şey. Bir seyirciyle, izleyiciyle, alıcıyla ne derseniz deyin ve hepsini birden söylemelisiniz. İzleyici, alıcı, koleksiyoner, evet. Muhakkak bir tenkit etmek için gelen biri. Onlarla müthiş bir iletişim kurmak zorundasınız. Evet. O iletişim hep pozitif olmak zorunda. Çünkü siz bir yandan size emanet edilen birkaç yüz eseri satmak zorundasınız. Evet. Ve onlara satacaksınız. Bu büyük bir baskı olsa gerek. Evet. Onların sahiplerini düşünün, beklentilerini düşünün, satılmadığı zaman düştüğü o performanslarını düşünün. Siz de sahnedesiniz, birkaç tane üst üste satılmayınca zor oluyordur. Sanki o derinizin üzerinde her biri birer ufak çentik atar. Peki bir şey söyleyeceğim. Alıcıyı gözünden tanır mısınız? Yani alıcıyı gözünden tanır, babam tanırdı. Babam salona giren birinin ne istediğini bilir. Müthiş biriydi babam. Ben onun gerçekten tırnağı olamam. Yani müthiş biri. Estağfurullah mutlaka. Yani bugüne kadar getirdiniz çok daha değişik tekniklerle. Evet o bizi iyi yetiştirdi babam. Gerçekten usta çırak ilişkisiyle ilgili olsun. Batı'yı tanıtma sevdasından olsun. Beni iyi yetiştirdi. Öyle inanıyorum ona. Onun getirdiği artılarla ben de elimden geldiğince onun gibi olmaya ve onun yapamadıklarını o günün şartları öyleydi. Evet, bugün ama çok daha farklı. Evet. Sanat piyasası ne kadarlık bir piyasa? Hani zamanımız çok azaldı ama ben yani sanat böyle piyasası bir... yalnız müzayedelerle ölçmemek lazım, tabii. galerilerle ölçmek lazım, hatta fuarları ilave etmek lazım. Bunun kabaca bilançosu 250 milyon dolar civarında olması 250 lazım. 250 milyon yılda. Dolar. Türkiye'den söz edecek olursak. Elbette Türkiye'den söz ediyoruz. Ha, peki dünyada? Dünyada böyle bir hesap kaç yapmadım ama size bir şey söyleyeyim. Yani yıllık cirosu 4 milyar 5 milyar dolar satı bizim sadece. Christie's'inki de biraz daha fazla biraz daha eksik. Yani korkunç bir pazardan söz ediyoruz. Artık Singapur'u var. Evet. Tokyo'su var. Siz ama bizde var. De gelişti dediniz bizde gelişiyor. Başlarken. Bizde evet. Bizde gelişiyor. Ben gelişmeyi efendim iki türlü bakıyorum. Bir tanesi kendi içindeki gelişme. Bu çok sağlıklı bir şey göstermez bize. Ekonomik bir sonuç göstermez. Elbette kendi içinde de gelişmesi olması lazım. Elbette ki enflasyona göre ileriye gitmesi lazım. Ama bunun sağlıklı noktasını bulmak için sizin milli geliriniz, sizin ürettiğiniz araba sayısı, arabalara verdiğiniz paralar, köşklere verdiğiniz paralar, otellere verdiğiniz paralar gibi bir takım katsayıları yan yana koymayı unutmadan
sanata ne kadar ödediğinize bakmak lazım. Ve onun orantısını bulmak lazım. Kaç kişinin bununla ilgilendiğine bakmak lazım. Sanat sadece bir şey alıp satmak değil, bir kültürel değil bütünlüktür. Mi? Sizin giyiminiz de bir kültür zenginliğidir. Bu bütün, yani siz evinizde güzel şeylerle oturup kalkarsanız sabahleyin güzel bakarsınız doğru dünyaya. Doğru söylüyorsunuz. Ben bunun Türk halkının, yani sanat ve kültürde haşır neşir oldukça çok şeyin çok süratle gelişeceğine eminim. Yeterince hızlı olmadığımızı söylüyorum. İyi yollardayız. 2010 İstanbul Kültür Başkenti projesi içinde iyileriyle kötüleri ama çok iyi şeyler yapıldı. Anladım. Önemli filmler geliyor. Aha. Önemli sergiler olacak, oluyor. Müzeler çok önemli sergiler doğru, getirdi. Doğru, çok haklısınız. Türkiye'yi aklınıza gelir müthiş miydi? Müthiş bir zenginlik. Bir evet. Dali'nin sergisinin olacağına, bir Picasso sergisi, bir Rodin sergisi, Cengiz Han sergisi. Doğru, haklısınız. Ben galerime bundan 7-8 ay önce Picasso'lar, Monet'ler, Flamenk'ler, Matisse'ler getirdim satmak için. Orijinal, tekrar ediyorum, Picasso'lar ve evet. Diğerleri. Gelen bazı dostlar ya bunlar hakiki mi, reprodüksiyon mu diye sordular. Çünkü niye? Hafsalası almıyordu Türkiye'ye böyle şeylerin şey gelebileceğine ve satışa sunulabileceğine. Sizinle sohbet o kadar keyifli ki ne yazık ki süremin sonuna gelmiş ve aşmışım. Bunun uyarısını alıyorum. Evet. İzninizle kapamak zorundayım ama inşallah ben bir başka seferde. Ben izin vermesem de kapayım. Evet, mecburum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınıza. Efendim, Kariyer Rehberi gelecek hafta farklı bir konukla karşınızda olacak. Hoşçakalın.